İyi akşamlar gençler. Bugün 2 Mayıs 2024. Tüpraş Nam Diğer Koca olan kapanış değeri 204 lira. Tüpraş için daha önceki son çalışmamızı hisse 143 lira iken yapmıştık. Tarihine bakalım hemen sitemizden. Evet, 143 lira 20 kuruş iken 16 Ocak'ta yapmışız. Bu 16 Ocak'taki çalışmamız sonrası hissede beklediğimiz değerler temettü ödemesine düşersek makas direncimiz 191 liraydı. Hisse değerleme fiyatımız da 186 liraymış son 9 aylık bilançoya göre 186.70'miş. Dolayısıyla hem 9 aylık bilançodaki hisse değerleme fiyatımız hem de makas direnç seviyemiz 191 lira gerçekleşti ve üzerinde hacimli ve takas destekli hareketler devam ettiği için tekrar 2023 12 aylık bilançoya da bakarak bu bilanço kapsamında temel teknik ve takas analizi çalışmamızı güncellemeyi düşündük. Şimdi baktığımızda önce ortaklık yapısından başlayalım şirketin. Ortaklık yapısında %47.25 halka açık kısım. Diğer kısım Koç grubu payları olarak düşünebiliriz. Yani iştiraklere ait Enerji Yatırımlar ve Koç Holding payları %46.40, %6.35 olmak üzere. Eski özelleştirmeden geldiği için bu şekilde %50'ye yakın halka açıklık olması normal. Sağ tarafta iştirakları görüyoruz. Opet, Ditaş Deniz İşletmeciliği, Entek Enerji, Körfez Ulaştırma, Tüpraş Enerji Girişimleri ve Tüpraş Trading Limited şeklinde. Fiyat kazanç oranı 7.34, piyasa değeri, defter değeri 1.96, piyasa değeri 393 milyar, 12.1 milyar dolar, cari oran 1.30, geçen yıl aynı çeyrekte 1.52'ymiş. Borçluk oranı biraz daha artmış. Yabancı para pozisyonu 787 milyon lira artıda, olumlu. Şimdi fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri, defter değerini kendi tarihi seyir içinde bakmak gerekir. Baktığımızda fiyat kazanç oranı şu an 7.33 ile daha önceki dönemlere göre hala çok karlılık düzeyi yüksek ya da FK'sı hissenin şirketin karlılığına göre fiyat yeterince fiyatlanmadı şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu tarihi periyotta baktığımızda kabaca 7.5 FK üzerindeki hareketlerde sıradaki direnç FK'sı ortalama 15 lira, 15 FK düzeyi, ki daha önceleri dikkat edersek 15 FK sonrasında 23.5 FK'lar var. 23.5 FK direnci geçilirse de şu seviyede daha önce 44 FK'lar da, bakalım daha net. Evet, 43.85, yani 43 FK seviyesi de görülmüş. Biz 43'ü bırakalım, 15 FK da şu an gençlere yeter. Dolayısıyla tarihi FK marjlarına göre baktığımızda fiyat kazanç oranı, oran analizi yaptığımızda %100 potansiyel var şeklinde de yorumlayabiliriz. Yani ilk 15 FK direnci seviyesine göre bakarsak piyasa değeri, defter değeri 1.96,
Bu seviyede hissenin tarihi geriye doğru seyrine baktığımızda, bakın şu bölgede de aynı FK seviyeleri destek olarak çalışmış. Aynı PDD seviyeleri destek olarak çalışmış. Gerçi şimdi bu son piyasa değeri, defter değeri seviyeleri enflasyon muhasebesi sonrasında biraz daha farklı, daha düşükmüş gibi o şekilde değerlendi. Ama sonuçta bu şekilde değerlense de tarihi seyirdeki konumu şu an bu. Yani biz bu tarihi seyirdeki konumuna göre gördüğümüzü yorumlamak durumundayız. Dolayısıyla kabaca 1,5 piyasa değeri, defter değerleri dip dönüş seviyesi olarak yorumlanabilir. Şurada da aynı 1,5'lardan dönmüş. Şu anki olduğu yer 1,96 PDD. Direnç olarak çalışan seviyede tarihi seyirde baktığımızda ortalama en çok dönülen yerler baz alırsak 4,30'lu piyasa değeri, defter değeri seviyesi ortalama direnç olarak çalışan piyasa değeri, defter değeri seviyesi sayılır. Hatta 4,5 demek yanlış olmaz. 4,5'tan daha üzerler de var. Şu mesela şurada 5,13 PDD görülmüş. Biz en çok döndüğü bölgeyi baz alırsak kabaca 4,5 piyasa değeri, defter değeri seviyesi olarak yorumlayabiliriz. 4,5 ile 1,96'yı piyasa değeri, defter değeri oran analizi olarak yorumlarsak burada da %100'ün üzerinde iskonto olduğu görülüyor. Piyasa değerine gelelim. Şu anki olduğu yer 393 milyar lira piyasa değeri. Piyasa değerinde de şöyle bir görüntü var. Her yatay bant dirençleri geçildiğinde ortalama 170 milyar gidip sonra düzeltme gelmiş. Mesela şu bölgedeki direnç geçildiğinde 170, burada tekrar direnç gördüğü seviye 335, yani 340 milyar gibi. Neredeyse şu seviyeden sonra 170 milyar daha gitmiş. Dolayısıyla şu anki olduğu 340 milyar seviyesi direnci de, yani direnç seviyesi de geçtiğimiz haftalar itibariyle kırılmış durumda. Dolayısıyla bu 340'ın üzerine 170 eklersek hemen aynı benzer döngü devam edecek olursa yani 510 milyar piyasa değeri bu tarihi döngüde tekrar beklediğimiz direnç piyasa değeri olur. 510 ve şimdiki piyasa değerini orantıladığımızda %33 kabaca bir yani o tarihi döngüye göre %33'lük beklenen piyasa değeri potansiyeli var diyebiliriz. %33. Yani 510 milyar piyasa değeri bu tarihi döngüde beklediğimiz piyasa değeri olur. Dönem kârları yani son bilançodaki enflasyon muhasebesi sistemindeki düşüş hariç hep artarak gidiyor. Yine satışlar artarak gidiyor. Son bilançoyu saymazsak. Öz sermaye karlılığı şirketin baktığımızda %28-30. Öz sermaye karlılığı da malum enflasyon muhasebesine göre biraz düşmüş durumda. Şimdi bilanço detaylarına geçelim. Evet, dönem karına bakacak olursak dönem kârı geçen sene aynı çeyrekte 61,3 milyar iken bu sene aynı çeyrekte 53,5 milyar olmuş. Aslında matrisin
Twitter adresinde eski enflasyon muhasebesi düşürmemiş haliyle paylaştığı görüntüye de bakıp yani normalde fazla olduğunu söylemek gerekirdi ama şu an orayı bakmayı unuttum ya da düşünmedim. Yani enflasyon muhasebesiyle bu şekle geldi diyebiliriz. Bir önceki çeyrekte baktığımızda 13, 15, 22 milyar, 22 milyardan 35, 18 milyara düşmüş. Yani çeyreksel bazda da bilançoda düşüş var. Dönem karında. Hasılatta 916 milyardan 686 milyara düşüş yıllık bazda baktığımızda. Yönetim, pazarlama vesaire giderler düşündükten sonra, maliyet düşündükten sonra esas faaliyet karı 76.2 milyardan 73.6 milyara düşmüş oldu. Yani hasılattaki düşüşten düşüş kadar yok. Esas faaliyet karı, yani burada karlılık artırılmış oldu. Bu olumlu. Aşağı doğru devam edersek finansman gelirleri artmış ama giderler daha çok arttığı için burada kar biraz daha törpülenmiş oldu. Vergi kalemlerinde baktığımızda vergi giderlerinin yanında ertelenmiş vergi geliri de var. Özetle bu kalemde geçtikten sonra toplamda 53,5 milyar dönem karına ulaşılmış durumda. Yukarı bakalım. Nakit akımı dönem varlıklar 197'den 201'e çıkmış. Nakit akımı önemli. Yıllık bazda 78'den 97'ye artış devam ediyor. Çeyreksel bazda da artan trend önemli bizim için. 38, 46, 83, 97. Yani şiir gibi artan bir tablo var. Şirket yaptığı ticaretten para kazanma döngüsünde sıkıntı yok. Duran varlıklar 150-165 artmış. Buna karşılık borcun da artması gerekir. Kısa vadeli borçlar da 130'dan 155'e duran varlığın benzer şekilde artmış. Yani borcun karşılığı var duran varlıklarda. Uzun vadeli borçlar 38'den 8'e düşmüş olumlu. Öz kaynaklar 177 milyardan 200.7 milyara çıkmış. %13 öz kaynak artışı var. Bu enflasyon civarında artarsa daha iyi olur. Yani önümüzdeki dönemlerde yani enflasyon muhasebesi sistemi oturduğunda diyelim. Şu an sistem yeni oturduğu için bunu görmememiz normal. Ödenmiş sermaye 1.9 milyar geçen yılki bedelsiz sonrasında. Geçmiş yıl karları 88.7 milyardan 111.9 milyara çıktı. Yani kasada para artarak devam ediyor. Baktığımızda şirketin bedelsiz potansiyeli bu veriler ışığında resmi hesapla %10.319 %10.319 resmi hesapla bedelsiz potansiyeli. Benim hesapla da %5.813 bedelsiz potansiyel var. %5.813 bedelsiz potansiyeli. Koç şirketlerinde sık bedelsiz olmaz. Çünkü diğer şirketlere nazaran yüksek oranda temettü verme düzenli şekilde devam ettiği için bedelsiz çok nadiren olur. O detayı da söyleyelim. Bu temel veriler ışığında benim bulduğum önümüzdeki 12 aylık süreçte hisse değerleme fiyatı 302 lira 90 kuruş. 302 lira 90 kuruş hisse değerleme fiyatımız. Şimdi şirketin cari oranı, o verileri söylemeyi unuttuk. Cari oranı 1.30. Likitte oranı 1.01, 1'in üzerinde olması iyi diyoruz. Cari oran 1.5-2 civarında olursa daha iyi olur.
Şirketin son dönem yani dönem karı yıllık bazda eksi olduğu için P/E rasyosu eksi de. Onun için şu bu verinin şu an çok anlamı yok. Eksi 0,58. Faaliyet kar marjı baktığımızda o da %8,32'den %10,72'ye çıkmış. Faaliyet kar marjı olumlu. Fabrik kar marjı da %11,26'dan %14,02'ye çıkmış. Bu da olumlu. Yine olumlu verilerden net borç fabrik oranı eksilerde yani şirketin fabrik karına göre nakit durumu iyi diyebiliriz. Kaldıraç oranı %44,67. Bu veri de %50'nin altında iyidir. Bu açıdan da şirketin borç öz kaynak dengesinde sıkıntı yok. Evet, daha yukarı baktığımızda firma değeri fabrik oranı da 3,43. Bu veri de gayet güzel. Yani John'lerin niye bu şekilde iştahlı şekilde aldıklarının kanıtı aslında bu temel veri. 3,43 ile gayet iyi bir oranda diyebiliriz firma değeri fabrik oranına. Evet gençler, namı diğer koca olan Tüpraş için temel anlamda gördüklerimiz bu şekilde. Yani bu bilançoda enflasyon muhasebesinin ilk uygulandığı bilançoda bu şekilde biraz dengesiz verilerin olması normal ama sonuçta şirketin cirosu karlı devam ediyor. Faaliyet kar marjı ve fabrik kar marjına baktığımızda artarak gidiyor. Bu önemli. Temel olarak sıkıntı yok diyebiliriz. Şimdi teknik kısma geçelim. Evet, teknik seviyelerden önce takas verisine bakalım. Evet, yabancı takasına dikkat edersek gençler, burada aslında çalışmayı yapma sebebimiz diyebiliriz. Yani bizim bahsettiğimiz 191 lira makas direnci, burada güncelde makas direncimiz biraz 200'lere doğru yaklaşmış olması gerekir. Yani zamansal kaymayla ve 200 EMA'nın biraz daha açılıp çıkışıyla kabaca 200'ler civarında, 200'lerin üzerinde yeni makas bölgesinde çalışmaya başlıyor Tüpraş. Dolayısıyla bu yeni makas bölgesine bu şekilde güçlü yabancı takası desteği ve hacimle geçmesi yeni makas bölgesinde tutunmasını kolaylaştırır diyebiliriz. Yabancı takas desteği ve hacim yeni makas bölgemiz için önemli. Dolayısıyla önce takas verisinden başlayalım. Takasa öncülük yapan araç kurum dağılımı malumunuz. Önce AKD'ye araç kurum dağılımına bakalım. Bugünkü işlemlerde ilk 5 kurum %27 alıcılık kapamış. Gayet güzel ve daha da güzeli alım tarafında 3 milyon 600 bin lotta ünlü menkul ilk sırada yer alırken 1 milyon 781 bin lotta Bank of America ikinci sırada yer almış. Satım tarafında da Garanti 1,3 milyon, İş Yatırım 1,1 milyonla ilk iki sırada yer alan kurumlar. Özellikle alım tarafı gayet güzel, iştahlı görünüyor. Hatta şu haftalık bakalım Matrix verecek mi? Bugün Çarşamba. Geçen hafta son
ayın 30'undan itibaren bakalım. 30 ile 02 arasında bu bölgede kim yapmış, yani onu görmek için şu son 3-4 günde yine %32 alıcılı olduğunu görüyoruz. 3,5 milyon ünlü menkul, 1,6 milyon yine Citibank yabancı alım tarafında son günlerde. Yani bizim bahsettiğimiz ikinci makas bölgesine geçişte bu iki kurumun alıma devam etmiş. AK'de olumlu özetle. Şimdi takas, şu yabancı takasını gösteren sarı göstergemizin tablo halini görelim. Bu göstergemize göre 20.03, yani son kabaca son 2 haftada, pardon, son 1,5 ay gibi sürede ciddi bir yabancı girişi var. Tablo olarak bakalım bu sürece. Evet, baktığımızda günlük takasta 1.9'a 2.3 alıcı tarafı güçlü ve alım tarafında 1.6 milyon lot ile Citibank yabancı var. İkinci sırada 352 bin lotla Deutsche Bank yabancı var. Günlük takas gayet güzel. Satım tarafında yatırım fonları, garanti ve deniz yatırım var. Haftalık takas 2.7'ye 4.7, haftalık takas daha önemli. 3.995 milyon lot ile Citibank yabancı ilk sırada. Deutsche Bank yabancı da 199 bin lotta 4. sırada yer almış. Ünlü menkul yine 200 bin lotta var. Satım tarafı garanti deniz. Özetle haftalık takasta yabancı alımı çok daha belirgin. Yani 190-200 bandındaki alımlar bunlar. Aylık takasa bakalım. Son bir ayda, yani bu da 170-200 arasındaki alımları gösterir. Son bir ayda grafiğe göre baktığımızda 170 kabaca 200 bandındaki alımlarda da 14.8 milyon satıcıya karşılık 21.3 milyon alım tarafı güçlü. Yani belirgin bir fark var alım tarafında. Daha da önemlisi, alım tarafındaki bu belirgin farkın 10.6 milyon lotu Citibank yabancıya ait, 7.5 milyon lotu da Deutsche Bank yabancıya, 2.6 milyon lotu da Bank of America'ya ait. Malum Bank of America'da takas taşıyıcısı artık. Yani aylık takasta toplamda baktığımızda 10.6, 7.5, yani sadece milyon olarak topladım, 2.6 dediğimizde 20.7 milyon aylık takasta, 20.7 milyon küsuratları saymadım. Küsuratları saysak 21 milyon aşağı yukarı. Kabaca 21 milyon lira aylık takastaki yabancı almanı gösteriyor. Dolayısıyla bu takasın gücüne göre bizim makas, ikinci makas bölgesinde tutunması gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu işler yani çok da belli olmuyor malumunuz. Piyasada hava bozulur, keyifler kaçar. Koca olan da birinci makas bölgesine kaçar o zaman. O zaman da yapacak bir şey yok. Yani 200 lira altında birinci makas bölgesine dönmüş olur. O zaman ikinci makas bölgesi beklentimiz gündemden düşer. Şimdi toplam takasın %63.35'i ilk 5 kuruma ait. %63.35 ilk 5 kuruma ait. Burası da güzel. Bu 60'ların üzerinde güzelleşir. Hele hele 70'lerin üzerine atarsa çok daha güzelleşir. Johnler böyle iştahlı alma devam ederse 70'lere doğru çıkması gerekir bu ilk 5 kurum payı. Yani takası toplu dediğim hisselere doğru gidiyor Tüpraş. Şimdi burada benim bir şey daha dikkatimi çekti. Yabancı takası grafiğine baktığımızda şu bölgede zirve gördüğü yer 363 milyon lira.
363, şurada da evet 364 milyon. Evet, kabaca 364 milyon lira bu bölgedeki direnç gördüğü yer. Şu anki olduğu yerde 370,9 milyon, yani 371 milyon diyelim. Direnç gördüğü yabancı takasını da grafik olarak değerlendirirsek iki defa 364 milyon seviyesi görülmüş. İkinci denemede geçememiş ama bu denemede 364 milyonun üzerine geçerek 371 milyona yaklaşılmış durumda ve hacimli. Dolayısıyla 364 milyon yabancı takas üzerindeki hareketler daha da önemli ve olumlu. Takas yorumumuz bu kadar gençler. Burada şimdi teknik kısma geldik. Dikkat edersek yabancı alımlarının başladığı yerde bizim orta vadeli trendi veren malum indikatörümüz, kırmızı indikatörümüz tam yabancıların alıma başlamadan önce al vermiş. Bakın kırmızı beyazın üstüne geçmiş. Yani dikkat edersek yabancılar yabancı artısı ondan sonra başlıyor. Önce bizim göstergemiz yukarı kesmiş. Hatta şu gün bir gün önce kesmiş. Baktığımızda yok, o gün tam yarım yamalak kesmiş. Şu gün tam kesmiş. 20 Mart'ta bizim göstergemiz 20 Mart 2024'te 162 lira ortalamayla kapattığı gün, 162 lira ortalamayla kapattığı günden bu yana bu kırmızı göstergemiz pozitif görünümünü koruyor. 162 liradan 204'e olan hareketi 162 204 162. Evet, %21'lik bu hareketi göstergemiz baştan sona kadar sat vermeden getirmiş durumda. Hala pozitif görünüm devam ediyor. Yabancı takasın olumluya geçtiğinde al vermesi, o da güzel. Yani Jonler ne derse oluyor malumunuz. Jonler artıya başlamadan önce göstergemiz zaten pozitife dönmüş. 162 liradan bu yana olan pozitif görünüm göstergemizde devam ediyor. Şimdi teknik seviyelere gelelim. Önce zarar kes ve bizim makas seviyesine sonra geçelim. Zarar kes seviyesi kapanış 204 lira 00 kuruş. Zarar kes seviyesi olarak orta nispeten, yani orta vadeli yatırımcılara düşünerek biraz söyleyelim. 193 lira stop loss zarar kes seviyesi üzerinde pozitif görünüm beklentimiz devam eder. 193 lira stop loss zarar kes seviyesi. Bu seviye altında diğer destek seviyemiz, şu bölgelerde çalışan 184 lira, diğer desteğimiz 184 lira altındaki desteğimiz de 170 lira olur. Stop loss 193 lira. 193 altında 184, onun altında 170 lira. Çok kuruşlarını söylemedim. Fiyat alımlarına göre kuruşların çok önemi yok artık. Zarar kes ve destek seviyelerimiz bu şekilde gençler. Şimdi eğer olumlu hareketler devam ederse o zaman direnç seviyelerimize bakalım. Dolar bazı da çalışılabilir ama biz önce daha önceki çalışmamızda yaptığımız gibi makas direncimize göre bakalım. Şimdi bu daha önceki bölgede makas direnci olarak baktığımızda ortalama çalışan makasımız, bunu baz almıştık. Bu makas direncimiz günlük şu anki normal güncel durumda 205 lira civarına denk geliyor. Aslında 205 lira seviyesi üzerinde hareketler olursa o zaman ikinci makas bölgesi beklentimiz gündeme gelecek. Dolayısıyla 205 lira üzerinde
zamansal kaymamızı yapıyoruz. 205 lira üzerinde hacimli hareketler ve takas destekli hareketler devam ederse o zaman bizim ikinci makas bölgesi beklentimiz devam eder. Evet, zamansal kaymamızı yapıyoruz şimdi. Evet, 200 EMA'yı görmek için biraz daha sıklaştırmam gerekiyor. 200 EMA'yı tam göremedim. Evet gençler, aşağı yukarı 200 EMA paralelinde hareketimizi yaptığımızda tekrar edelim. 205 lira güncel durumdaki makas direncimiz. 205 lira üzerinde hareketler olursa o zaman orta ve uzun vadede 298 lira 20 kuruş 298 lira 20 kuruş ikinci makas bölgesi direnç hedefimiz olarak izlenebilir. Bu 298 lira 20 kuruş makas direnci beklentimiz eğer 205 lira üzerinde kalıcı hareketler görmezsek bu beklentimiz gündemden düşer. Bunu özellikle vurguluyoruz gençler. 205 lira üzerinde kalıcı olmadıkça bu beklentimiz gündemde olmaz. Şimdi burada dikkat edersek temel analiz bölümünde bulduğumuz 302 lira 90 kuruş hisse değerleme fiyatımızla da bu ikinci makas bölgesi beklentimiz 298 lira 20 kuruş birbirine çok yakın. Arada %1 fark var. Yani temel beklentimizle teknik beklentimiz birbiriyle çok uyumlu diye